İyi günler değerli Yeni Bakış TV izleyicileri. Bugün yine sizlerle birlikte oluyoruz. Güncel programımızda 8 Ocak Salı ve bugün biraz geç başladık. Tabii bu memlekette düzenli giden hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla 3 gün diyelim ki çok büyük sıkıntı yaşamadan Lefkoşa'ya girebilirsiniz Parzet bu saatlerde. Bazı günde giremezsiniz yani ve girememek normal oldu artık Lefkoşa'ya. Bakanlıklar önündeki trafik ışıklarının orada ciddi bir tıkanma yaşandı ve biz de zannettik ki dünkü gibi daha zaten her gün tıkanma var ya, yani daha rahat ilerler trafik diye düşünürken geldik ta şeyde Ortaköy ışıklarını geçtikten sonra Lefkoşa'ya doğru kuyruk başladı ve biz de o kuyruğun içinde çile doldurmaya devam ettik buraya programa gelene kadar. Yani insanlara da mahcup olursunuz. Ya, ne yapalım yani, sabahın köründen gelelim Lefkoşa'ya da bir çadır kuralım. Ta program başlayana kadar ne olur ne olmaz. Yani bunu anlayabilmek mümkün değildir. Tabii bu işler merkezi planlamaya dayanan bir işlerdir. İntipüften bir ülke altyapısı. Her şey intipüften olduğu için sel de götürür, yağmur da götürür, vahşi trafik de götürür. Vahşi trafik götürmez. Vahşi trafik de seni olduğun yere çakar ve ne işine yetişebilin, ne gücüne yetişebilin, ne bir acil bir şey olsa Tanrı göstermesin, ona ulaşabilin. Yani böyle bir memleket. Kanıksamamak lazım ama kanıksadığı insanlar ya. Yani benim en çok üzüldüğüm odur. Kanıksadığı insanlar ya. Ya bu işin birkaç yolu var ya. O pasif direniştir, sivil itaatsizliktir. Gideceksin o yolu 3 gün, bir ömür bu çileyi çekmek yerine 3 gün kapatacaksın pasif direnişle, sivil itaatsizlikle. Ve göreyim bakayım yapılır mı yapılmaz mı o yol ya. Yani yeter artık. Yeter artık. Ya belediye başkanı elinden geleni yapıyor mevcut yapı içerisinde Lefkoşa'nın ama bu iş dediğim gibi merkezi planlama işidir. Sen Lefkoşa'ya girişleri, çıkışları, her bir şeyi allem gallem ettin yıllardır bu rejimin hükümetleri olarak. Yani dağdan dereler gelir akar şehirlerin içine. O şehirlerin belediye başkanı mı ya ondan sorumlu? Kendi belediye sınırları içerisinde sel basmazsa da dağlardan, sağdan soldan, göletlerden gelen su basar şehrini. Onlar mı gitsin onarsın ya o şehir dışındaki, belediye sınırları dışındaki her şeyi? Yani biraz insaf be arkadaş. Yollar da öyle. Karayollarını geç evlere şenlik. Geç yani. Bir kalemde geç. DPÖ'yü tamamen geç. Çünkü o bizim değil. Yani DPÖ Kıbrıs Türk halkının bir kurumu değil. Yani onu bir kalemde geç. Karayolları hiçbir şeye bakmaz. Ne karayollarına bakar, ne hava yollarına, ne deniz yollarına, ne bilmem ne yollarına. Dünya kadar personel var içinde. Onda ne adam var sahaya çıkabilecek, araziye çıkabilecek olan karayollarında. Böyle karayollar dairesi mi olur ya? Allah aşkına siz söyleyin ya. Nasıl bir iştir ya, nasıl bir memlekette yaşarık? Ve bir daha üstelik işte en üzüldüğüm taraf odur. İnsan onuruna, insanın huzur ve güvenlik içerisinde ve de biraz olsun bir yaşam kalitesiyle yaşama arzularına tamamen ters, tamamen onunla mücadele eden, yani insanların yaşam kalitesiyle, huzuruyla, güvenliğiyle mücadele eden bir rejim var ya. Her gün helak ediyor bizi, her gün ömrümüzden ömür alıyor.
ömrümüzü tüketiyor. Gelecek nesillerin geleceğini tüketiyor. Ama biz kanıksıyoruz her şeyi ya. Yani birine söyleseniz, yoldan geçen bir herhangi bir kişiye, ya bu trafik nasıl iş ya, Lefkoşa'ya giremiyor, Lefkoşa'dan çıkamıyor. E alıştık kardeş artık, bilmen. E alışmayacaksınız be kardeş. Alışmayacaksınız. Alışırsanız daha beteri olur. Ocak Salı günü şöyle bir haftada bir gün direkt onunla başlarım hiçbir şey söylemeden. Bir manşetlerine tekrar bakalım sabah görmeyenler için gazetelerin. Yeni Bakış'ın bugün manşeti: Guterres boşa kürek sallamak istemiyor. Deniz Abidin'in haberi bu. Davi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yücel Vural, BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu yaklaşımla aceleci davranmaktan kaçındığını ve koşulların müzakerelerin yeniden başlatılmasına uygun hale gelmesini beklediğini kaydetmiş. E boşa kürek sallamıyor ama boşa geçen de zaman var yani, onu da söyleyeyim. Yani eğer Birleşmiş Milletler böyle pasif konumda kalıp sadece müzakerelerin başındaki masaya bir adam dikip not almasını sağlayacaksa bu iş böyle uzayıp gidecek. Birleşmiş Milletler dediğin vuracak yumruğunu masaya, arkadaş diyecek. BM parlamentoları Kıbrıs konusunda bellidir. Zaman ve takvim artık belirlenmek durumundadır. Ki bunu Guterres beyan ettiydi. Ve de bu müzakereler çıkmaza girdiği takdirde biz Birleşmiş Milletler olarak kimin bu müzakerelerin çıkmaza girmesine sebep olduğuna dair de işaret yapacağız. Şudur sebep müzakerelerin tıkanmasına. Yani böyle kara gözlüklerden olmaz ya bu iş. Her defasında bir özel danışman, her defasında bir özel temsilci. Özel temsilci, özel danışman ama oturur masaya, onlar konuşur, iki lider konuşur, o da not alır. Müdahil değil yani konuya Birleşmiş Milletler. E Kıbrıslıların konusu, Kıbrıslıların konusudur ama Kıbrıslıların konusu Birleşmiş Milletler'in de konusudur. Ya Güvenlik Konseyi kararlarını alırken demezsiniz Kıbrıslıların konusudur, onlar karar versin her şeye. Alırsınız kararları. E şimdi de oturduğumuzda biz de Güney Kıbrıs'taki muhatabımız da masaya bir çıkmaza girdiği takdirde iş işaret edeceksiniz. Ve baba, ya siz Birleşmiş Milletler'siniz. Bak Kosova'da Sırplarla Arnavutlar 2 sene görüştüler, anlaşamadılar. Orada Birleşmiş Milletler'in atadığı temsilci, gerçek anlamda bir temsilci, öyle seyirci değil, gerçek anlamda bir temsilciydi ve dünyada pek çok uzayıp giden sorunu çözmekle ünlü Martti Ahtisaari, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı. Baktı, gördü, Sırplar şeye oynuyor, oyalamaya, nasıl olmasa Kosova, Sırbistan'a bağlı özel bölge. Bunlar da oturdu, oyalamaya şey yaptı, işi soktu. Ahtisaari gördü bunu. 6 ay oyaladılar, o bir 6 ay oyaladılar, 1 sene oyaladılar, ardından geçen 1 seneyi de oyaladılar. Kaçak güreşirler. Kosovalı Arnavutlar da akıllı, zeki.
hiç Birleşmiş Milletleri parametrelerinin dışına çıkmadan müzakere ettiler. Ki bu müzakerenin içinde Kosova'nın gene Sırbistan'a bağlı özel bir bölge olarak kalmasını, yetkilerinin biraz daha artırılması da vardı yani, yok değildi. Oturdular müzakere ettiler, kaçmadılar masadan. Ama biliyorlardı ki haklıdırlar bazı taleplerinde, bazı değil birçok taleplerinde. Ve Birleşmiş Milletler böyle arabulucu, hakem rolü üstlendiği zaman doğruyu göstereceğine inandılar. Ya öyle de oldu. Ahtisar'ı yazdı raporunu. Sırplardır dedi oyalayan. Hadi. Sırplardır dedi sebebi Kosova görüşmelerinin çıkmaza girmesinin. Sırp tarafıdır. Yani Kosovalı Sırplar, Kosovalı Arnavutlar, Kosovalı Sırplar. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar gibi. Yani böyle boşa kürek sallamak istemez Guterres ama Birleşmiş Milletler daha aktif ve müdahil olamadığı sürece boşa kürek sallayacak. Yani bunu da söyleyeyim Sayın Guterres'e. Tüm iyi niyetine rağmen kendinin inanıyorum. Çok başarılı bir figür olduğunu da teslim ediyorum ama yani bugüne kadar ki siyasi yaşamı içerisinde genel sekreterliğe kadar ama genel sekreterliğe geldikten sonra yetki istesin be arkadaş. Güvenlik konseyinden. Desin ki ya bunlar 40 sene daha ne 40 senesi? Kaç 40 sene daha anlaşamazlar bu yöntemle, bu modelle, bu formülle. Görüşme formülüyle. Anlaşamazlar. Biri çıkacak ve diyecek ki ya bunlar doğru söyler, bunlar hatalı konuşur. Bu kadar basit. Bu biri de Birleşmiş Milletler'den çıkacak. Vicdan İret yasa tasarısı mecliste evet sevk edildiği komiteye bir yaklaşık zannederim bir aylık bir süre alacak. Yasalaşması için dediğim gibi burada esas olan toplumu gerginliğe sürüklemeden ve mümkün olabilen en az kesimin olumsuz etkilenebileceği bir formüle ulaşmaktır. Yani iyi yönetmiyor hükümet memleketi ama en azından kendi konularında hükümetin başında olanların bir takım meziyetleri, özellikleri var. Yani işte başvekil Erhürman hukukçudur, iyi bir hukukçudur. Ne bileyim, başvekil yardımcısı, muavini, Kudret Özersay iyi bir uluslararası ilişkiler ve gene hukuku da iyi bilen bir şahsiyettir. Yani en azından bu meziyetlerini öne çıkararak bu konuyu patırdı gürültü çıkmadan, insanlar birbirine girmeden, avaz avaz sövmeden kimse kimseye, böyle usuletle ve suhuletle bu işi halletmek lazım. Dün söyledim, Finlandiya'da 1'e 3'tür vicdan iret karşılığında, devlet hizmeti, yani bir yıllık askerliği yapmak istemeyen 3 yıl, 2.9 yıl zorunlu devlet hizmeti yapar. İsviçre'de 1.5'tür, Gürcistan'da 2'dir, işte Romanya'da 1.2'dir, o birinde o böyledir. Yani her ülke bu vicdan iret yasasını geçirdi ve çağdaş demokratik hukuk devleti olabilmenin gereklerinden de biridir. Yani bunu da herkes kabullenecek. Yani İsviçre'de evet zorunlu askerlik var. İsviçre çakıları var meşhur böyle. Victorinox marka ve Wenger marka. Yani iki önemli markadır bunlar. İkisi de İsviçre askeri çakısıdır. Var İsviçre'de var askerlik ama vicdan iret de var. Adama der ki git be baba 1.5 sene çikolat fabrikasında çalış. Yahut git be baba
Alp dağlarında süt sağ hayvanlardan. Ya diyeceğiz fabrikada yeteneğine göre okumuş çocuklar ise bunlar. İşte git falan fabrikada bilmem ne koordinatörü ol, planlama müdürü ol, onu ol, bunu ol ama bu hizmeti ver. Olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. En azından toplumsal barış açısından ve diğer çağdaş demokratik ülkelerdeki pek çok ülkedeki uygulamalara koşut bir uygulama, koşut bir yasa olacağı için de tabii dediğim gibi işte yaklaşık galiba 20 gün tartışılacak. Resmi gazetede tasarı yayınlanacak ve 20 gün boyunca da tartışılacak. Tartışalım, konuşalım. Hiç şeyimizi bozmadan, olgunluğumuzu, demokrasi ve insan haklarına olan inancımızı zedelemeden, kimseyi kırmadan, üzmeden tartışalım, konuşalım, öneri yapalım. Zaten sivil toplum kuruluşları da önerilerini koyacak ortaya. Ve sonuçta bir konsensusla bunu sağlayalım. Yani kimse bunun üzerinden siyasi hesap yapmasın. Yani benim en çok üstünde durduğum budur. Yani alet etmesin siyasi hesaplara, istismar etmesin bu konuyu kimse ama. Ne ana muhalefet ve muhalefet ne de iktidar partileri. Bu insancıl bir sorun ve bunun çözülmesi, konsensuslarla çözülmesi çok daha iyi olur. Evet, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Yeni Bakış Web TV'nin konu oldu. Kanatlı programda vicdani ret hakkının kabul edilmesiyle birlikte hem ülkedeki beyin göçünün azaltılacağını hem de yurt dışında yaşayan Kıbrıslı gençlerin adaya gelmelerinin artacağını belirtti. Tabii umarım öyle olur ama çünkü sadece askerlikle ilgili değil bu adadan kaçışlar. Evet o önemli bir faktördür ama cehennem gibi bir ortam var burada yani. Cehennem gibi bir sosyoekonomik yapı var. Adam okudu, mezun oldu, yetenekli. Yüksek zeka sahibi, beyni çalışıyor. Gelip burada bir sel baskınında ölmek istemez adam yani en azından. Veya gelip burada yıkılan bir köprüden aşağı düşmek istemez. Gelip burada yerli baradezin piyasadan kattığını, sadece yerli değil bir ara hiç yok, görmek, duymak ve izlemek istemez. Gelip burada yaşam standardının her geçen gün daha fazla azalmasını görmez, görmek istemez. Gelip burada katlanarak artan yığma nüfus, kontrolsüz nüfus ve bilinmeyen nüfusun içinde daha fazla yaşamak istemez. Düzensiz, plansız bir ülkede daha fazla yaşamak istemez. Onun için sadece askerlik değil, kötüleşen sosyoekonomik şartlar ve tabii yaşam kalitesinin hızlı bir biçimde düşmesi, paspas haline dönüşmesi. Polis Ercan Gazi Köy Anayolu üzerinde bulunan cesedin bir kadına ait olduğunu açıkladı. Kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Ya sanki biraz haberler gördüm kimlikle ilgili bazı bulgular olduğuna dair ama emin değilim ama şu ana kadar benim de bir bilgim yok. Kimlik nedir? Fakat acı bir olay. Yani bir kişi öldürülüyor, belki de infaz ediliyor ve tarlaya bırakılıyor. Burası Kakatece. Buradan çıkış yok. BKP Genel Başkanı İzzet İzcan açık kalp ameliyatı geçirdi. İzcan'ın 4 kalp damarı açıldı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz İzzet İzcan'a. Umarım sağlığına tümüyle kavuşur ve siyasetteki o farklı duruşu, o ilkeli duruşuyla siyasete devam eder. Kendi
dünya görüşleri çerçevesinde. Refkoş Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilgelord'un avukatı Mehmet Kaptan Bensen, Lord'un akıl hastası olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu. Lord akıl hastası mı? Bu haber üzerine yorum yapmak istemem ben. Yani zaten hadise daha mahkeme bu noktada bu başvuru üzerine çalışmaya devam edecek. Ben yorum yapmak istemem. Yorum sizindir bu konuda. Evrim Kamal'ın haberiydi. Dip Karpat sakinleri bölgenin kalkınmasının turizme bağlı olduğunu dile getirerek hükümete çağrıda bulundular. Ekoturizm kurtuluşumuz olur. Süreyya Özdemir'in haberi. Gemi Konağı Sanayi Bölgesi esnafı bölgede yol, altyapı ve yatı evleri sorunu olduğunu söyledi. Yetkililerin bölgeyle ilgilenmemesinden dert yanan esnaf bu duruma tepki gösterdi. Böyle sanayi bölgesi olmaz. Melin Dopra'nın haberiydi. Olmaz tabii. Hisarköy Muhtarı Can Polat Şemi, hükümetin gündeminde kırsal kesim arsası vermek yerine sosyal konut projesi olduğuna dikkat çekerek hükümete destek belirtti. Apartman demek daha çok insana ev demek demiş Melin Dobran'a. Ciddi bir hadise yaşandı dün Girne'de Salih Miroğlu Caddesi'nde. Onunla ilgili Akacan'a kim dur diyecek diye bir haber var ön sayfada. Bugüne kadar birçok şaibeli işe adını karışan iş adamı Bulut Akacan diyor haber. Girne'de iki koruması ile birlikte Çetinkaya Spor Kulübü yöneticisi ve eski Pronto Restoran sahibi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp etti. Asımoğlu'nun olayda kafatası çatlarken Akacan ve iki koruması tutuklandı. Akacan'a kim dur diyecek diye bir haberi var Yeni Bakış'ın. Tabii geçmiş olsun diliyoruz Sayın Erhan Başay'a, değerli dost ve iş adamı Zeki Asımoğlu'na. Ama tabii ülkenin yapısı işte bu. Bunu da görüyorsunuz. Yani işte vicdani redci arkadaşlar silah takmadan, silahla haşır neşir olmadan poliste büro işleri, sivil memurlar gibi büro işleri yaparlarsa daha fazla polis devriyede olur, daha fazla polis kolluk kuvveti memleketi kolaçan eder ve kanun ve nizam hakimiyetinin çiğnenmesini önler. Yani işte bu da bir formüldür vicdan izzet hususunda. Ve tabii benim yazıma geçelim isterseniz. Önemli bir haber de Aydın Denktaş'ın kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşinin solunum cihazından ayrıldığını belirtiyor. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz tabii ki. Maliye Bakanı Serdar Denktaş'a da. Bugünkü yazımın başlığı ne 700 ne de 1400 kapasiteli cezaevi yeter. Yeter var diyen varsa söylesin. 700 mahkumu barındıracak cezaevi, yani 765 derler, 750 derler, neyse. Açıldığı gün eksik olduğu anlaşılacak, noksan olduğu anlaşılacak. Ve açıldığı gün o hastane dolmuş olacak. Yaman o hapishane, o cezaevi dolmuş olacak. Lazımdır siz başlayasınız 1400 kapasiteli yeni bir cezaevi. Ki o açıldığında mevcut 700 kişi gidecek zaten, 700 kişilikte boş yer kalsın. Bir ülkede yeni ve daha büyük cezaevine ihtiyaç duyulması söz konusu ülke için ne kadar mahcubiyet konusu oluşturur tahmin edebiliyor musunuz?
Sadece bu konuya ilişkin verilere ulaşan normal insanlar, yani dünyanın dört bir tarafında normal insanlar, bu memleketin üzerinden dahi geçmek istemezler. Toplu sokak kavgaları, kıyımlar, kırımlar, soygunlar, gasplar, trafik terörü, organize suç şebekeleri, kaçakçılık, uyuşturucu, adam kaçırma, infaz ederek etrafa ceset bırakma, cinayetin, tecavüzün her türlüsü, harak çeteleri ve kanlı hesaplaşmalar, ne ararsan var Kıbrıs'ın kuzeyinde. Diyelim ki bu suçları işleyenlerin hepsini yakaladınız ki bu şartlarda mümkün değil. Yani polis hem personel olarak yeterli değil, hem araç, teçhizat, hem de bir hukuk reformu yapılmış değil henüz ülkemizde. Diyelim ki bu suçları işleyenlerin hepsini yakaladınız ki bu şartlarda mümkün değil. Tutukladınız ya da mahkeme kararıyla hüküm giymelerini sağladınız. Nereye koyacaksınız bunları? Nerede cezalarını çekmelerini sağlayacaksınız? Yıllar önce 175 mahkuma göre inşa edilmiş olan ve bugün 500'ün üzerinde tutuklu ve mahkumu barındıran merkezi cezaevi, cezaevi olmaktan çıkmış durumdadır. Gerek tutuklu ve mahkumlar, gerekse gardiyanlar ve diğer cezaevi görevliler için son derece sağlıksız, ilkel ve artık yaşamsal riskler taşıyan bir mezbeleye dönmüştür. Ne yaparsanız yapın, artık o bina bu memleketin suç ve suçlu tablosunu daha fazla taşıyamaz. Kontrol edilemeyen nüfus gibi buna paralel olarak kontrol edilemeyen suç ve suçlu artışı vardır artık bu memlekette. Hem de dehşet boyutunda. Gidin mahkemelere ve izleyin her gün ne kadar kişi hakkında tutuklama ve mahkumiyet kararı çıktığını. Nereye gidecek bu adamlar? Nereye koyacaksın? Full kapasitenin üstüne çıktı. Bazı idari odalar boşaltılarak, yani cezaevindeki kapasitede derme çatma bir takım artışlar yapılmaya çalışıldı ama nafile. Katlanarak artıyor hapishaneye girenler. Üstelik çocuk ve veya genç yaştaki mahkum veya tutukluların ağır suçlara karışan büyüklerle birlikte barındırılması işler acısı bir durum arz etmektedir. Sanırım bu vahim durumun devlet hükümet yetkilileri de farkında olacaklar ki yeni bir hapishaneyi yetiştirmeye çalışıyorlar. Ancak o da dün de yazdığım gibi ve az önce de söylediğim gibi şimdiden yetersiz kalmaya mahkum. Düşünün 700, hadi diyelim 750 kapasitesi olacak yeni cezaevinin. E zaten 500'ü aşkın tutuklu ve mahkum var mevcut yetersiz hapishanede. Yani yeni cezaevi açıldığı anda en az 3'te 2'si dolmuş olacak. En az 3'te 2'si. En az. Geriye kalacak 3'te 1'i. O da bir ayda dolar. Kesindir ha. Bu asayişsizlik, bu kanun ve nizam hakimiyetinin yoksunluğu yeni yapılan hapishanenin de bir ay içerisinde dolmasını sağlar. Evet. Ve memlekette suçlar ve suçlularda öylesine artış var ki yeni cezaevini 2019'da açsanız 2020'ye varmadan tıka basa dolacak demektir bu. Az önce söylediğim gibi. Tam bir trajikomedi anlayacağınız. Bundan dolayı mevcut iktidar yeni hapishaneyi açtığı gün en az onun 2-3 katı fazla kapasitesi olan daha yeni bir cezaevinin projesine başladıklarını da ilan etmek durumunda. Kimse bana aslında suç ve suç işleyenlerde artış olmadığını, yeni cezaevinin sadece mahkum ve cezaevi görevlilerine rahatlama sağlanması için inşa edildiğini söylemez. Lütfen. Bunun için inşa edilmiyor. Suç ve suçlularda büyük artış var. Masal okumuş olur aksi takdirde, yani öyle söylerse. Mal meydandadır. Kevgire dönen memlekete giriş kapıları ciddi ve kararlı bir şekilde denetlenemediği, pasaport uygulamasına geçilemediği takdirde bu memlekete oluk oluk suçlu akmaya devam edecek. Bu topraklarda her türlü hesaplaşma ve kriminal aktiviteyi artan şekilde sürdüreceklerdir. Bu gerçeği yatsımak ise rejimin her renkten iktidarlarının
memleket gerçeklerine ve topluma da daha fazla yabancılaşmasını hızlandıracaktır. Acı bir durum ama maalesef gelinen dehşet noktasında yeni hapishane yapımlarının hızlandırılması gerekliliği bu çağda bu topraklara sıçrayan bir lekenin de göstergesidir ayrıca. Yazık ki ne yazık. Yani gönül isterdi ki daha fazla okul, daha fazla laboratuvar, daha fazla kültür ve sanata ilişkin binalar yapmak, daha güzel meydanlarımıza heykeller koyabilmek, daha hoş parklar yapmak, gezi parkları yapmak, yani insanların rahatlayacağı, nefes alacağı. Ama işte hapishane yapmakla uğraşıyoruz. Bu da neyin göstergesi? Hepsiniz artık bilirsiniz. Kıbrıs'a da bir bakalım. Asgari ücret için 3150 TL ısrarı demiş manşette. Ölü bulunan kadının kıyafetinde birçok kesici alet izi var. Ercan Havalimanı Gaziköy Anayolu üzerinde battaniye ve poşete sarılı olarak çürümüş vaziyette bulunan ve bir kadına ait olduğu tespit edilen cesetle ilgili kimlik tespit çalışmalarından henüz bir sonuç çıkmadı. Ancak ölü bulunan kadının kıyafetinde çok sayıda kesici alet izi bulunduğu öğrenildi. Bu da Ahmet Bamık'ın haberiymiş. Gene vicdan reddi içeren tasarı meclise sundu ve Yeşilköy'de yol isyanı da yer alıyor. Afrika'da manşet Akacan'dan Voyvodalık şeklinde. Vakkas Altınbaş'ın damadı Akacan Holding sahibi ve UVP'nin son seçimlerdeki milletvekili adayı Bulut Akacan Girne'de terör estirdi demiş Afrika'da manşetinde. Havadis'in manşeti KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kapılardan 2018'in 11 ayında 9.438.369 karşılıklı geçiş yapıldı. 9,5 milyon işte. Arı kovanı gibi demiş kapılarla ilgili olarak. Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran'dan 76'dan bugüne yağış miktarları ve 2019'daki yağış beklentilerine ilişkin dikkat çekici açıklamalar. 2019'da toprak suya doyacak. Çoktan doydu. Çoktan doydu. Taştı artık. Allah versin tabii ama bu bizim intipüften yapıyı da Yüce Tanrı, Ulu Tanrı bizim bu intipüften yapıyı da göz önünde bulundursun. Aman Tanrım senden en büyük dileğimiz bu olsun bu dönemde. Bu intipüften yapıya çok şiddetli yağdırma. Böyle çiseleye çiseleye yağsın sürekli ama öyle gümbür gümbür olmasın. Diyalogta da KKTC'de sorunların arttığına dikkat çeken vatandaşlar Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki gibi başkanlık sistemi öneriyor. Böyle gitmez. Evet ve diyalogta gene altı oyulmuş bir kayanın evlerin hemen, villaların hemen üstünde sanki böyle parmağınla dokunsan düşecek gibi duruşuna ilişkin büyük bir fotoğraf ön sayfaya yerleştirmiş diyalog. Çok büyük tehlike. Evet. Halkın Sesi Vicdan Red Meclis'te demiş o da manşetinde. Radikal işin içinde TC elçiliği var manşetini atmış. İzcan açık kalp ameliyatı oldu. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Detayda Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in hakkını arayan birinin hapse girmesine göz yumamazlık şeklindeki açıklaması. Star'da, Star Kıbrıs'ta Ciglos yolu korku dolu manşeti var. Dört
gencin hayatını kaybettiği Ciklos yolunda tehlikenin geçmediğini söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu uyardı. Alınan önlemler geçici, yeterli değil. 3 yıl içinde yağmur sularıyla yolun göçme tehlikesi var. İşte söylüyoruz yani esaslı önlemler alınması lazım. Vatanda logonun hemen yanında Bulut Akacan tutuklandı. Haberi var. Meclis yıllık toplantısını yapamadı manşeti Vatan'da yer alıyor. Ve tabii ki çok da farklı bir manşet kalmadı. Yeni düzende UVP, YDP gelmedi. Vicdani Red mecliste Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan kadın cesediyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Sırrı halıdaki izler çözecek. Ve ceset bir yıldan eskiymiş. Halı üzerinde de emareler bulunmuş. Devrim Demir'in haberiydi bu. Evet. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Dediğim gibi biraz geç başladık. Bu da ne yaparsanız yapın bu memlekette kendi iradenizle bir şeyler yapıp tedbir almaya çalışsanız da bu memleketin vahşi trafiği, dehşet trafiği sizi bir şekilde engelliyor. Sorun ortadadır. Sorun çözülmeyi bekliyor. Birilerinin bu işe el atması lazım. Ama özellikle merkezi hükümetler katında bir planlamanın, bir master planın yürürlüğe girmesi lazım. Aksi takdirde kimse hayatını düzgün bir şekilde planlayamayacak. Kimse sosyal yaşamda gittikçe gerileyen kaliteyi bir daha yakalayamayacak. Kalite denilen olay sadece para kazanma değil tabii biliyorsunuz. Bir sosyal yaşam kalitesi, bir sosyal yaşam huzuru vardı. Onlar da ortadan kalkacak. Ve neticede işte 2018 güle güle bay bay, 2019 hoş geldin 2019, geldi işte. Takvimlerden konuşursanız böyle olur. Hayal kırıklıklarıyla başlarsınız her şeye. Takvimlerle konuşmayın. Başka türlü konuşun ki anlayabilelim. Her şeyi bir takvimin aritmetikten ibaret olan sayılarına bağlarsanız gitti o 2018. İnşallah 2019, 2018'i aratmaz. Programın sonuna geldik değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi unutmuyoruz. Hayat hakkımız, mücadelemiz kadardır. Hoşça kalın, iyi bir gün diliyorum.